Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, Resul Muhammed'in okuma yazma bilmediğini savunan Ehl-i Sünnet ve dört mezhebin elinde tutarlı hiçbir delil yoktur ve bu bir iftiradır. Resul okuma yazma biliyordu. Bilmek zorundaydı, öğrenmek zorundaydı. Şimdi savundukları gerekçeye zaten siz bakarsınız. Tutarsız bir gerekçeyle okuma yazma bilmeyişini bir mucize olarak size vermeye çalışıyorlar. Oysa Kur'an'ı okuma yazma bilmeyen birisi yazdıramaz. Yazdığının kontrol edilmesi lazım. Ve bunun ancak okuma yazma bilen birisi tarafından yapılması lazım. Okuma yazma bilmeyen birisi ağzından çıkan kelimelerin nasıl yazılacağını bilemez. Okuma yazma bilen ancak bunu anlar. Size çok basit bir de ayetten örnek vermek istiyorum. Bakın Alak suresi. Alak suresindeki şu özellikle şuradan şöyle göstereyim. Bakın burada adıyla ifadesinin geçtiği yer. B, S, M, 3 tane harf, isim. Şimdi buradaki kelime ile buradaki kelimenin ikisi de adıyla. Ama birisinde bakın burada elif var, burada elif yok. Eğer Resul okuma yazma bilmeseydi bu katipleri kontrol edemez, nasıl yazılmaları gerektiğini söyleyemezdi. Yani katiplere güvenmek zorunda kalırdı. Ama telaffuz olarak aynı çıktığı halde farklı yazılan Kur'an ayetlerinin mutlaka bilinen birisi tarafından söylenmesi gerekir. Bu her dilde de vardır. İngilizce'de de book dediğimiz kitap yazılırken farklı yazılır. Bursa, Ordu, Ordu, Kayseri gibi yazılır ama book okunur. Bunun gibi sayısız örnek vardır. Bir dili okuma yazma bilmeyen bir insan hatasız olarak yazıya geçiremez. Bakın şurada şöyle bir not aldım. Lütfen bunu dikkatlice okuyun. Besmele'de geçen Allah'ın adıyla, Alak suresinin bir nolu ayette geçen Rabbin adıyla ifadesinde, ifadelerinde, adıyla ifadesinde gramatik anlam ve okunuş ifadesiyle itibariyle fark yoktur. Vahiy katipleri duyduklarını kaleme aldılar ise bir nolu ayette geçen adıyla ifadesinin elif ile yazılması gerektiği konusunda özellikle uyarılmaları gerekir. Bu uyarı da ancak okuma yazma bilen biri tarafından yapılabilir. Okuma yazma bilmeyen birisi yazılan bir metnin doğruluğunu onaylayamaz. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.